Evet, ilk bölümümüz Hibeler kitabında da bölüm 1 olarak geçen General Principles ya da genel ilkeler. Burada işte bu statik dersine bize lazım olacak genel ilkeleri vereceğiz size aslında ilk olarak. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Size ders notları da vereceğim. Bu paylaştığım PDF'in öğrenci versiyonunu size vereceğim. Çünkü burada işte sorular var, çözümler yok mesela. Ve o çözümleri biz ders sırasında beraber sizinle dolduracağız. Onun çıktısını alabilirsiniz üzerine not almak için. İşte ne bileyim iPad'de üzerine not alabilirsiniz ya da bir tablet bilgisayarda ya da bilgisayar üzerine not alabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Ama şu notlar elinizde olacak. Bu sayede üzerine notlar alıp ilerleyebilirsiniz, ders takip edebilirsiniz. Bunu da aktif olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü not alarak çalışmanız sizin öğrenme seviyenizi artıracaktır. Sadece dersi dinleyip bakmanız faydalı olmayacaktır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. O yüzden not almanızı da tavsiye ediyorum. Hani derste alamasanız bile dersten sonra dersi tekrar dinleyerek, videoları paylaşacağım çünkü. Dersi tekrar dinleyerek kağıt üzerine ya da işte bilgisayar üzerine not alarak ilerlemeniz iyi olacak sizin için de. Soruları çözerek ilerlemeniz mesela iyi olacaktır. Dediğim gibi öncelikle genel ilkelerden bahsedeceğiz. Konularımız burada mekanik, statik nedir? İşte ölçü birimleri nedir? Sayısal hesaplar, genel analiz yöntemleri. Nispeten burada aslında fizik dersinde de gördüğünüz şeyler olacak bu konuda. Onu da temelinde gördüğünüz. Çünkü bu ders hani fiziğin de temellerini içeren bir ders. Şimdi mekanik nedir dersek, öncelikle mekanik dediğimiz şey makine mühendisliğinin temel bir alanı ve cisimlerin kuvvet etkisi altında davranışını inceleyen bilim dalı. Yani mesela şu sol tarafta bir tane ağır metal parça görüyorsunuz. Bu yukarıdan iki tane zincirle bağlanmış gördüğünüz gibi ve bu zincirden yukarıya tek bir şeyle bağlanmış. Bu cismin ağırlığı aslında bir kuvvet oluşturuyor şu zincirler üzerinde. Yani buraya cisim koymak yerine şu zincirler üzerine iki tane kuvvet koyup o şekilde analizini yapabiliriz. Ve bu zincirlerin üzerindeki işte tepki kuvvetlerinin hesaplanması gibi şeyler mekanik dalı içerisine giriyor. Aynı şekilde sağ tarafta gördüğünüz bir tren tekerinin raya baskısı var. Ve baskısından dolayı raydan da bir tepki var gördüğünüz gibi. Bu tepkinin işte hesaplanması mesela mekanik alanına giriyor. Kuvvetler altında davranışını incelemek mekanik diyebiliriz. Mekanik alan diyebiliriz. Bu arada sorunuz olursa beni kesip sorabilirsiniz. Çekinmeyin onun için. Mekanik alanının hangi konular giriyor genel olarak ona bakalım. Rigid cisim mekaniği. Rigid cisim dediğimiz işte burada gördüğünüz mesela hiç şekli değişmeyen. Aslında bu normalde çok küçük bir değişim oluyordur belki bu ağırlık altında ama onu biz neredeyse hiç değişmiyor diye kabul ediyoruz. Ya da zincir üzerinde şekli değişmiyor. Sürekli o ağırlığı taşıyor burada. Bu şekilde şekli değişmeyen cisimlerin mekaniği, yani üzerindeki kuvvetlerin analizi. Şekil değiştiren cisimler, daha böyle elastik olan, hani lastik tarzı cisimler biliyorsun çok fazla uzayabilir, kısalabilir. Bunların mekaniği de giriyor. Ama biz bunlarla uğraşmayacağız bu dersimizde. Bu dersimizde daha çok rigid cisim mekaniği kısmındayız. Bir de akışkanlar mekaniği var. Bunlar da işte su gibi ya da hava gibi bir akış içerisinde olan cisimlerin üzerindeki işte analiz. Bu da ayrı bir ders zaten. Bunu 3. sınıfta göreceksiniz. Bizim dediğim gibi rigid cisim kısmındayız biz. Burada statik ve dinamik olarak ikiye ayrılıyor. Statik dediğimiz kısım yükler dengedeyken yani cisim hareket etmiyorken ya da sabit ivmeyle hareket ediyorken cisim dengede diyoruz biz. O durumdaki durum. Dinamik ise cisim üzerinde yükleme altında belli bir ivme varken yaptığımız analizler. Biz bu derste statiği göreceğiz, dinamiği de. Aslında statiği aldıktan sonraki yani statikten sonraki derste dinamik oluyor aslında. Sanırım statik onun ön koşulu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ayrı bir ders olarak göreceksiniz. Devam edecek olursak. Şimdi ölçü bilimlerine bakalım. Çünkü ölçü çok önemli bu analizleri yaparken. Özellikle kuvvet analizlerinde kuvvetin ölçüsü nedir? İşte geometrilerin ölçüleri nelerdir? Ölçü birimleri nelerdir? Onlara bakacağız. Uzunluk dediğimiz biliyorsunuz metre m ile gösteriyor. Kütle kilogram kg. Zaman saniye s. Kuvvette Newton n ile gösteriliyor. Newton'ı aslında biz birim olarak dinamik dersinin bir konusu olan F eşit ma yani belli bir ivme altında ya da belli bir ivmenin oluşturduğu kuvvetten belirliyoruz.
M eşit MA'dan kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Buradan Newton diye bir birim geliyor. Ölçü birim sistemi geliştirmek için bu denklemi evet kullanıyoruz. Ve burada gördüğünüz birimler işte metre, kilogram, Newton ve saniye uluslararası birim sistemi. SI birim sistemi diye geçiyor. Bunu kullanacağız bu dersimizde. SI birim sisteminde çoğul kullanmıyoruz. Yani özellikle İngilizce'de bu önemli oluyor biliyorsunuz. Hani 5 kg s ekleriz ya, o s'yi eklemiyoruz hep her zaman. Çoğul şu çok, yani birden fazla da olsa şu, direkt kilogram olarak koyuyoruz. Farklı birimlerle olan şeyler varsa, iki birimin birleştiği ifadeler varsa arasına şöyle bir nokta koyuyoruz. Newton metre mesela. Şu yanlış yazılmış. Newton metre olacak. Newton metre biliyorsun moment şeyi, yani birimi. Orada işte arasına nokta koyabiliyoruz. Sembollerin çoğu küçük harfle yazılı. Bazı istisnalar var. İşte Newton özel isim olduğu için büyük ihtimal büyük harfle başlatmışlar. Pascal da aynı şekilde. Bir kişilerin ismi bunlar biliyorsunuz. O yüzden büyük harfle başlatılmış. Ama metre gibi, kilogram gibi standart şeyler, birimlerde küçük harfle başlıyor. Üstel kuvvet varsa işte onu direkt CM2 olarak gösteriyoruz. Mesela alan içinde bunu kullanıyoruz. Diğer bazı ekstra kurallar da var. Ders kitabından bunlara da ayrıca bakabilirsiniz. Burada ben genel temel olanları söylemek istedim ki zaten bunları da siz de biliyorsunuz. Burada statik dersinde öğrenmeniz gereken en önemli şey aslında biz hesaplamaları yaparken bu anlamlı rakam dediğimiz ondalıktan sonraki sayılar özellikle kaç tane kullanmanız lazım? Ya da bir sayıda kaç tane kullanmanız lazım? O çok önemli. Mühendislik temelini atmanız için de bu çok önemli. Bunu fizik dersinde de görmüş olmalısınız ama yine de burada vurgulayalım ve bunun üzerine çok fazla duracağız. Hatta sınavlarda bile puan kırma sebebi bile olacak bu. O yüzden bunu iyi anlamanız çok önemli. Öncelikle boyutlar arkadaşlar homojen olmalı. Bu ne demek homojen? Aynı birime sahip olmalı. Yani mesela bizim işte S dediğimiz uzaklık ya da mesafe diyelim metre ile gösterdik. Hız yine metre cinsinden bir birim olmalı. Metre bölü saniye hız biliyorsunuz. Bunu gidip işte kilometre bölü saat alamazsınız eğer bu tarafı metre alıyorsanız. İki tarafta da metre olacak şekilde birim ayarlamalısınız. Zaman da aynı şekilde. Hızı metre bölü saniye alıyorsanız zamanı dakika alamazsınız. Saniye almanız lazım bunu da. Bu birimlerin birbiriyle tutarlı olması lazım. Aynı denklem içerisinde. Buna biz homojenlik durumu diyoruz. Homojen olmalı. Bunun yanında yeterli sayıda anlamlı rakam kullanmamız gerekiyor. Ve burada biz kural olarak özellikle bu derste işte edinmeniz gereken şey bu. Cevaplar için yani son sonuçlar için en son bulduğun sonuç için 3 anlamlı sayı. Bu cevaba ulaşmak için arada kullandığınız işlemlerde 4 anlamlı sayı en az kullanırsanız iyi olur. 4'ten fazla kullanırsanız sizi de çok yorar. Hani kullanmanızda sorun yok ama 4'ten az kullanmayın. 4'ten az kullanırsanız da doğruluğunu, doğruluk hassasiyetini azaltmış olursunuz. Çünkü ara işlemlerde kırptığınızda rakamları son çıkan sonuç bayağı büyük oranda hatalı çıkabilir. Çok fazla ara işlem varsa özellikle. O yüzden mümkün olduğunca 4 anlamlı sayıyla ilerlemeye çalışın. Ya da daha fazla kullanmak istiyorsanız onu size bırakıyorum. Çünkü daha fazla kullanmak vaktinizi çok alabilir. Mesela örnek verdik burada. İşte 25 sayısı 2 anlamlı rakama sahip değil mi? 2 ve 5. 2 anlamlı diyoruz buna. 25.36 4 anlamlı. Şimdi 25.36 almanız ara işlemlerde mesela lazım. Yani gidip bunu 25 olarak alırsanız yani şu 36'lık kısmı sonuca yansıtamıyorsunuz. O bir problem. Daha uzun varsa burada devamı onu da alabilirsiniz. Peki anlamlı rakam sadece bu rakamların sayısı mı? Ona bakalım. Şimdi ondalık sayılarda başına sıfır varsa böyle mesela bu sıfırlar anlamlı sayı olmuyor arkadaşlar. Sıfırlar bittikten sonraki sayılar bakın burada. Burada işte sıfır, sıfır bunlar anlamlı değil. İlk sıfırdan sonraki yani daha doğrusu sıfırdan büyük ilk rakama ulaştığınız andan itibaren anlamlı sayıları saymaya başlıyorsunuz. 5, 4 ve 6 3 anlamlı rakama sahip bu mesela. Yani sıfırlar rakam olarak düşünülmez.
Şimdi burada bir de tabii bunları keserken mesela dört anlamlıya atıyorum altı anlamlı sayı buldunuz hesap makinesinde. Bunu dört anlamlıya düşüreceksiniz. Bunda yuvarlama yapmanız lazım değil mi? Yukarıya ya da aşağıya. Burası da önemli. N artı birinci rakam 5'ten büyükse yukarı yuvarlayacaksınız. Mesela burada 352.8 bunu 3 anlamlı yazacaksınız diyelim. Ne yapıyorsunuz? 8 5'ten büyük. Dolayısıyla bunu kırptınız. Ama şu 2'yi 8 5'ten büyük olduğu için 3'e yuvarlamanız gerekiyor. 353 oluyor gördüğünüz gibi. Ve 3 anlamlı sayı elde ediyorsunuz. 5'ten küçükse de aşağı yuvarlamanız lazım. Mesela burada da bir örnek işte şurada var. 0.03521. Şu anda bu sayı bakın sıfırları almıyoruz. 4 anlamlı bir sayı. Biz bunu mesela 3 anlamlı sayıya yuvarlayacağız. Yuvarlamak için şu 1'e atacağız. 1 5'ten küçük olduğu için şu yuvarlanmayacak. Direkt 2 olarak kalacak. 352. Bu şekilde yazacağız. 5'ten büyük olsaydı o zaman bir sonraki sayıya yuvarlayacaktık. 353 olacaktı. Peki bu atacağımız sayı 5 ise o durumda ne yapacağız? Bir de ona bakalım. Bu da bir sonraki slaytta. Çünkü 5 ise iki türlü seçeneğimiz var. Şimdi 5 ise bu 5 olan sayıyı sayıdan sonrakilere bakacağız. Sıfır olmayan sayılar takip ediyorsa bunu yukarı yuvarlayacağız. Sıfırlar takip ediyorsa ya da bu son sayıysa çift sayıya yuvarlayacağız. Yani her türlü yukarı yuvarlıyoruz. Ama eğer son sayıysa bu ya da sıfırlar takip ediyorsa bunu çift sayıya yuvarlıyoruz. Tabii çift sayı yuvarladığımızda yukarı yuvarlamayabiliriz. Ne demek istediğimi şimdi göstereceğim size de. Mesela burada bakın 1.45.26.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anlamlı bir sayı var. Ve bunu biz sadece iki anlamlı göstermek istiyoruz. 1.4. Ama burada 5 var. Bu 5'e göre şu 4 değişecek. Ne dedik? Eğer 5'ten sonraki sayılar sıfır olmayan sayılarsa bakın ilkine denk geliyor. Yani n artı birinci rakam 5 ve bunu sayılar takip ediyor sıfır olmayan. Dolayısıyla ne diyor? Yukarı yuvarlayın. Yani şu 4'ü 5'ten önceki sayıyı yukarı yuvarlayacağız. 5 yapacağız. 1.5 olarak yazacağız bunu. Anlamadığınız yer varsa ya da tekrar etmemi istiyorsanız lütfen söyleyin bana. Çünkü önemli burası. Aynı şekilde bir de şuna bakalım. İşte 1.45.26.15 yine. Bu sefer şu sondaki 5'i atıp 6 anlamlı sayı yapalım bunu. Yani şurayla devam edelim. Burada da yine şimdi son sayımız 5. Ne dedik? Sıfırlar takip ediyorsa ya da son sayıysa bakın. Zaten bu son sayı şu anda. O yüzden sıfırlar takip ediyor gibi düşünebiliriz. Bu durumda çift sayıya yuvarlamamız lazım. Yani 5'ten önceki sayıyı çift yapacağız. O da 2 olacak. Dolayısıyla 1, 45, 26, 2 olacak gördüğünüz gibi. Bir de şuna bakalım. 1, 45, 26, 25. Bu sefer şunu bilerek çift yaptım bakın. 15 değil, 25 yaptım. Çünkü yine son sayı çift sayıya yuvarlayacağız ya. Burada nasıl değişiyor? Yine 5, son sayı. Şunu çift sayıya yuvarlayacağım. Zaten çift olduğu için böyle bırakıyorum. 1, 45, 26, 2. Yani gidip bunu 4'e yuvarlamıyorum. 2 olarak bırakıyorum. Şu şekilde. Var mı sorusu olan? Oğuz sorabilirsin sorunu. El kaldırmışsın sanırım. Hocam peki o son yazdığınızda 2 değil de 0 olsa mesela. Yine çift sayı değil mi? 0. Hocam evet ama sıfırı yazsak bir şey ifade etmeyecek ki sonda olduğu için. O yüzden aslında sormak istedim. Anladım. Güzel bir soru. O zaman şey yapacağız değil mi hocam? Yani çarpı 10 üzeri eksi 1 yazacağız sanırım. Benim hakkımdaki çözüm. Onu sıfır olarak bırakıp da devam edebilirsiniz. Ya o çok şey olmayacaktır, sorun olmayacaktır. Yine çift olarak düşünüp öyle devam edebilirsiniz. Senin dediğin yöntem de olabilir. Ya da sıfırı da atıp 6 olarak bırakabilirsin o zaman. Çünkü şey olmuyor. 5 anlamlı yazamıyorsun o durumda. Ama sadece Anladım. 5 olduğu durumda, sonu 5 olduğu durumda geçerli bu. Güzel soru. Bir de hocam şey de sorayım hızlıca. Evet. Yukarıda hani anladım da mesela iki anlamlı sayı yapsanız hocam o sondaki iki basamağı direkt yok mu edeceğiz? Yani yukarıdaki örnek için konuşuyorum da Yukarıdaki dediğin şu mu? evet evet hocam. Ha, dinliyorum. İki anlamlı sayı yapmak isteseydik mesela.
Şunu iki anlam. Evet, şimdi onu da konuşmak lazım. Güzel. Bu da güzel bir soru. Şimdi 353, yani büyüklüğü de yok etmememiz lazım. Ondalıktan sonrakini yok ediyoruz ama şimdi bunu 30, 35 yapmak doğru olmaz. İki anlamlı yapamayız bunu. Öyle iki anlamlı yapmayalım. Anlamlı sayıları kırpmak için ondalıktan sonrakileri kırpıyoruz her zaman arkadaşlar. Bu çok güzel soru sordu arkadaşınız. Yani gidip 353 buldunuz. Şu 3'ü kırpmayın iki anlamlı yapmak için. O durumda ne yapabilirsiniz? Birim değiştirebilirsiniz. Atıyorum bu Newton'sa bunu kilo Newton'a dönüştürüp yine ondalık sayı yapıp öyle atabilirsiniz. Anlatabildim mi? Atıyorum bu Newton mesela. Bunu 0,353 kilo Newton yapabiliriz değil mi? Kilo cinsinden. İki anlamlı yapacaksınız. 0,35 kilo Newton bu şekilde yapabilirsiniz. Yani 35 Newton olmuyor çünkü. Ama ondalık sayıda yaparsanız zaten sonunda sıfır varmış gibi oluyor. O yüzden o şekilde yapabilirsiniz. Yani şöyle gösterelim olmadı. İşte 353 Newton. Newton diyelim. 0,353 kilo Newton. Buradan da zaten iki anlamlı yapmanızı istemiyoruz da örnek olarak gösteriyorum. 0,35 kilonewton yapacağız. Bunu zaten bu şu demek. Aslında 350 Newton demek bu. Değil mi? Sonuçta şeyi kaybetmediniz. Büyüklük olarak o 3 basamaklı sayıyı kaybetmediniz ve yuvarlayabildiniz. Bu şekilde. Tamam. Yani şu ondalıktan önceki basamakları yok etmeyin. Orada yuvarlama yapmanız gerekiyorsa bu aslında ne zaman olabilir? Mesela 25.612 gibi büyük bir sayı yaptınız ve siz bunu sonuç olarak vereceksiniz bize. 3 anlamlı istiyoruz ya biz. Mesela bu Newton çıktı. Bunu ne yaparsınız? 25,612 kilo Newton yaparsınız. Kilo Newton. Ve 3 anlamlı vereceksiniz. 25, 6 kilonewton olarak verirsiniz bize. Birim değiştirerek kullanımını. Tamam. Burada yine 100 ile çarptığınızda 25.600 newton olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Ama 25.600 olarak vermeniz doğru değil. Çünkü yine 5 anlamlı. Bu şekilde 25,6 kilonewton olarak vermeniz gerekiyor. Çok güzel soruydu Oğuz. Bunu belirtmek lazım. Umarım anlaşılmıştır. Ya hocam, birim değiştirme yerine az önce dediğim işte mesela 25,6 yazıp yanına Tamam, o da çarp. olur. Aynen. Şöyle de yapabilirsiniz. 25,6 çarpı 10 üzeri 3. Bunu da verebilirsin böyle. 10 üzeri 3 Newton. Bu şekilde verebilirsin. Bu da olabilir. Ya, teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Hocam ben sorabilir miyim? Evet Arda. İlk sorulan soruda da aynı şeyi mi yapalım? İlk sorulan Mesela yani sıfırsa demişti çift rakam. Sıfırı yazmamız veya yazmamız bir şey değiştirmez. Biz sıfırı yazıp mesela gerekiyorsa 5-6 anlamlı olması için sıfırı yazıp çarpı 10 üzeri eksi 1 mi yazalım? şimdi şuna bakalım mesela atıyorum şurası sıfır olsun değil mi? Şöyle Evet. diyorsun. Ve biz bunu alt anlamlı yapacağız. Bu durumda ne yapacağız? 1,45 26 0. Yani böyle verebilirsiniz. Şimdi bu ondalıktan sonra olduğu için aslında şu sıfırın hiçbir anlamı yok. Çünkü ondalıktan sonra, virgülden sonra yani. O yüzden ya sıfırı da verebilirsiniz orada ya da şöyle verebilirsiniz. Artık bu alt anlamlı oluyor. Orada mecburen bir anlam daha kısalıyor. Yani ona yapacak bir şey yok. Yani Anladım. burada sıfır kalıyor. Ama bu virgülden önceydi ise bu sıfır. Nasıl yapalım onu mesela? Aynı sayı olsun işte 1,45 26 0 şöyle mi olur? Bunda da olmaz yine tam kurtarıyor da. Şey yapalım. Şu virgülü sileyim. İşte 4, 2 falan biraz daha ekleyelim mesela atıyorum. Ama bu sefer 5 gitti değil mi? Şöyle yapalım. 0, virgül kalsın. 0, 2, 5. Şöyle yapalım. Diyelim ki şuradan kırpacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anlamlı yapmak istiyorum.
Bu durumda hani şunlar gidiyor, sıfır kalıyor, 7 anlamlıya dönüşüyor bu ama şey çok önemli değil yani. O dönüşsün artık, yapacak bir şey yok. Şey aslında ben virgülden sonra öncekini gösterecektim, o olmadı. Keşke onun da örneğini koysaydım, daha kolay olacak. Neyse, bir tane şöyle yapalım. Virgül koymayayım, pardon. İşte 1, 4, 0. Mesela 1405 Newton bulduk. Siz bunu 3 anlamlı göstereceksiniz. Aslında bu güzel olabilir. Burada aslında kurala göre ne yapmamız lazım? Bunu 140 olarak bırakmamız lazım. Ama 140 olunca yani normalde bu şey 4 basamaklı bir sayı. 4 basamaklı tutmamız gerekiyor. Bunu işte 10 üzeri 1 Newton şöyle gösterebilirsiniz. Ya da 0,140 kilo Newton. Bu şekilde gösterebilir. Bu ikisi de 3 anlamlı. Tamam. Anladım hocam. Ben bu zaten ilk sorulduğunda da anlamıştım. Sınavda karşımıza çıkarsa nasıl bir yol izleyelim diye sordum. Teşekkürler. Şu ikisi de olur. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Tamam, rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Yok sanırım. Devam edebiliriz o zaman. Kitabınızda da hani bunun detayları var. Kitabınızdan da okuyup daha iyi anlamak için devam edebilirsiniz oradan da. Şimdi sanırım son slaytımız bu konudaki. Bir problemi çözerken, şimdi biz tabii statik dersinde problemler çözmeye de başlayacağız artık. Üç önemli aşama var arkadaşlar. Bunları zaten hem lisede hem de fizik derslerinde de biliyorsunuzdur ama yine de vurgulayalım burada da. Öncelikle problemi anlamanız çok önemli. O yüzden problemi dikkatli okuyun ve neler isteniyor sorudan. Neler verilmiş ve neler isteniyor. Bu ikisini belirlemeniz gerekiyor. Hani verilenler ve istenenler tarzında bunları belirlemeniz lazım. Bunları belirledikten sonra soruyu nasıl çözersiniz? Bunun planlaması yapılması gerekiyor. Yani hangi metodu kullanmanız lazım? Hangi hesaplamalar, hangi formüller gerekiyor? Temel aşamalar neler? Alternatif çözüm yöntemleri var mı? Bunlardan işte hangisi sizin için en uygun yöntem? Gibi soruları cevaplayarak çözüm planını kafanızda hızlıca oluşturmanız gerekiyor. Bunu yazarak da oluşturabilirsiniz. Çok sorun değil. Sonrasında da çözüme geçeceksiniz zaten. Çözümde de bu belirlediğiniz planı uygulamak aslında. Gerekli aşamaları, çözüm yöntemini formüllerle beraber uygulayarak, sembolik olarak çözerek ve sayısal değerleri yerine koyarak çözümü gerçekleştireceksiniz. İşlem hatası için tekrardan kontrol etmeniz iyi olur. Bu sayede de hani hata yapıp yapmadığınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda bir de bulduğunuz cevapların fiziksel olarak mümkün olup olmadığını da düşünün. Mesela diyelim ki uzunluk buluyorsunuz, eksi buldunuz. Fiziksel olarak eksi bir uzunluk mümkün değil, değil mi? Çünkü uzunluk dediğimiz şey aslında mutlak bir değer. Her zaman pozitiftir. Dolayısıyla burada bir hata olabilir mesela. Bu şekilde düşünüp hani mantık hatası da var mı? Ona göre yorumunuzu yapıp sonra artık soruyu bitirebilirsiniz. Bu şekilde 3 önemli aşamayı da vermiş olayım size bir şey olarak, başlangıç olarak. İşte hani daha detay bunları okumak istiyorsanız kitabınızın 1. bölümünü okursanız size faydalı olacaktır. 1. bölüm bu şekilde. 1. bölümle ilgili sorusu olan var mı? Okey. Yoksa bu kaydı durduracağımdan